Merhabalar sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 2020 yılı için genel oğlak burcu yorumundan sonra hemen altında çokça Ocak ayı ile ilgili sorular geldi sizden. Biliyorum heyecanlısınız Jüpiter'in size olacak desteğinden. Ben de hemen bu soğuk kış gününde, Aralık gününde, Aralık'ın ortasında Ocak'la ilgili hemen yorumumu aktarayım istedim YouTube üzerinden. Sevgili oğlaklar, birinci evinize Aralık ayının ikisinden itibaren artık Jüpiter geldi ve yerleşti. İnşallah sizi radikal bir şekilde güçlendirecek, değiştirecek, sizi tanıyamıyoruz diyeceğiz ve oğlak burçlarını büyütecek, öyle ifade edeyim. Birinci evinizde Jüpiter var. Bu Jüpiter'in 12. evinizden sonra birinci evinize gelecek olmasının, gelmiş olmasının iyi noktası da önce maddi manevi, yani özellikle ruhsal anlamda kendinizi büyütmüş, güçlendirmiş, iyileştirmiş ve ruhsal anlamda Jüpiter'in katkısını bulduktan sonra birinci evinizde kendinize bir kitap yazmaya, örneğin işte bir takım videolar çekmeye veya işte kalabalıkların karşısında konuşacak kadar belki bununla ilgili eğitim bile alabilirsiniz. Kendinizi hazır bulunuşluluğunuza, yani kendinizi hazır hissetmenize katkı koydu diyebilirim. Ve 2008'de en son birinci evinizdeydi Jüpiter. Şimdi bunun benzerini 2020'nin sonuna, Aralık'ın 19'una kadar da katkısını görüyor olacağız. Hemen Aralık'la ilgili bir iki ipucu vereyim ve Ocak ayına geçeyim. Aralık'ın özellikle sonunda parçalı güneş tutulmasından hemen sonra 26-27 Aralık sizin için çok özel tarihler demiştim. Bakın bakalım 26-27 Aralık'tan güzel bir etki, yeni biriyle tanışma, nişan, nikah, böyle özel bir tarih demiştim. Bununla ilgili nasıl bir çalışmanız, nasıl bir fırsatınız olacak ben de merak ediyorum. Bunu videomun altında bir kere bekliyorum. 26-27 şans dolu bir gün. Aslında Aralık ayı boyunca bu şekilde ama Aralık'ta farklı telaşlarımız da oluyor. Özellikle yılı kapatmak üzere işimizde farklı telaşlarımız oluyor. Evimizde bir takım vergi borçları, ödemeler, trafik, yani evimizdeki özellikle fatura trafiği ya da çocuklarımızla ilgili ya da belki komşularımızla ilgili farklı gündemlerimiz olabiliyor. Yani Aralık biraz karanlık geçiyor olabilir ama şans dolu bir dönem. Bir kere onu söyleyeyim sevgili oğlaklar. 12 aylık, 13 aylık Jüpiter'in sizin burcunuzda bulunmasının ilk ayının katkılarını belki de gördünüz. Şimdi Ocak ayında, hemen ocağın başında, onun da bir ay tutulması söz konusu. Yengeç Oğlak aksındaki bu ay tutulmalarının artık sonuna geliyoruz ve sonra artık Yay ikizler aksına tutulmalar geçiş yapacak Haziran'dan sonra. Bu son ay tutulmasında da biraz karamsar, içe dönük, biraz nasıl diyeyim, melankolik olabiliriz. Fikirlerimiz çarpıtılabilir, sözlerimiz çarpıtılabilir, fikir alışverişi yapıyorken temkinli olabiliriz. Yani bu tarz bir olumsuzluk yaşayabiliriz. Büyük talihsizliklerden bahsetmiyorum ama olumsuz etkisi olan ve psikolojimizi biraz bozacak bir ay tutulması. Peki sebebini hemen aktarayım. Şimdi bu bir ayın 10'unda, ayın tam karşı noktasında bir stelyum var. Yani gezegen toplaşması. Merkür, Satürn ve Merkür, Plüto ve Satürn ayın tam karşı noktasında. Bu da bizi biraz stresli, kaygı seviyemiz çok yüksek, belki para trafiğimiz konusunda kaygılandığımız bir hale sokabilir. Kıtlık veya fakirlik gibi bir bilinç oluşabilir. Ben hep söylerim, bolluk bilinci bolluk getirir diye. O yüzden de para kaybı konusunda o çerçevede düşünmek hiç doğru bir yöntem değil. Fakat Merkür, Plüto ve Satürn bir aradayken, hem de bu ay tutulmasının tam karşı noktasındayken, oğlak burçlarını biraz gerecek. Hemen iki gün sonra Plüto ile Jüpiter'in bir kavuşumu söz konusu sevgili oğlaklar. Jüpiter büyük iyicil ve Plüto'da güç gezegeni, biliyorsunuz. İkisinin birleşmesi gerçekten büyük gücü kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ama sizin genel itibariyle zodyak üzerinde bilinirliğiniz disiplin burcu olmanız yönünde. O bakımdan da işinizde, evinizde tamamen hazır bulunuşluğunuzla
şans gelecek anlamına geliyor. Yani hazırlık yaptığınız her noktada, ki bu diğer burçlara söylememize rağmen Oğlak Burcu'na aslında hiç söylememize gerek yok. Disiplinli, planlı, programlı olduğunuz sürece başarı gelecek sevgili oğlaklar. Özeti bu. Bir planlama yapabilirsiniz. Taşınma planı olabilir, ev alma planı olabilir, farklı bir yere taşınma, başka bir ilde çalışma, başka bir ülkede çalışma planı yapabilirsiniz. Bu yıl hepsi mümkün. Ocak ayında kesinlikle mümkün. Bu ayın sonunda bir de 25'inde bir yeni ay var. Artı eksi 4 gün yeni başlangıçlar, ortaklıklar yapabilirsiniz sevgili oğlaklar. Karşınıza çıkan herkesi iyi tartmanız, yazışma yoluyla anlaşmanız ki kayıtlı kalabilsin sözleriniz ve mümkün olduğu kadar güvene dayalı ama karşı tarafı da iyi tanıma ve temkinli olma yolunda ilerleyecek olursanız sonucunu da gayet keyifli alacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni bir iş ortaklığı yapabilirsiniz. Kendi projenize başkalarını dahil edebilirsiniz özellikle. İş ortamınızdaki yoğunlukla ev ortamınızdaki trafiğin arasında kalabilirsiniz Ocak ayı boyunca. Evinizde de size ihtiyaç olur, olacaktır. Aynı zamanda işinizde de işiniz başınızdan aşkın olabilir. Böyle bir durumda her iki tarafı da kırmamak, küstürmemek adına mümkün olduğu kadar üzerinizdeki yükleri güzel bir dille başkalarına paylaştırmanızda fayda var sevgili oğlaklar. Oğlak Burcu için söylenecek çok şey var. Yıl boyu da söylüyor olacağız. Oğlak Burcu'nun aşk hayatı ve iş ve para noktası, kariyer noktasını ayrı videolarda hemen Ocak ayının birinde ikisinde yayınlamak istiyorum. Böyle bir planım var. Fakat özel olarak sorularınız olursa da videomun altına bekliyorum. Ocak ayı ve sonrasındaki birkaç ay boyunca Oğlak Burcu için değişik bir şans dönemi söz konusu. Jüpiter'in desteğini kuvvetli bir şekilde alacak olmanıza rağmen biraz da içe kapanık olabilirsiniz. Köklü, radikal bazı değişiklikler tam da bu Mart ayının ortasına kadar sizin için mümkün. Çünkü birinci evinizde Jüpiter demek sizi gerçek anlamda değiştirecek demek. Belki hani fiziken de bu şekilde. Siz bir toprak grubu burç olarak Boğa burcundaki Uranüs'ten etkileniyor durumdasınız. Uranüs sizi genişletir, büyütür, yani kilo aldırır özetle. Bununla ilgili radikal bir karar alıp belki bir diyetisyene başlayabilirsiniz. Belki sağlık kontrollerini hemen tamamlayıp belki hani Ocak ayı gelmeden Aralık'ta Ocak ayında sağlıklı bir şekilde girmeyi hedefleyebilirsiniz. Ama Uranüs'ten ister istemez oğlak burçları, akrep burçları etkilenir. O bakımdan da mümkün olduğu kadar kemik rezervlerine dikkat edeceğiz. Yani kemikleri zayıflatan ama aynı zamanda kilo aldıran bir Uranüs söz konusu. Bunun da mümkün olduğu kadar üzerimizden atmaya çalışacağız olumsuz etkilerini. Sorularınızı videomun altına bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Güzel görüşlerinizi de esirgemeyin. Teşekkür ederim. Hakikaten oğlak burçları gerçekten çok ilgili. Web sitem üzerinden de soru çokça geliyor. Yine e-mail olarak da sorularınızı alabilirim. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda hoşça kalın.